Onu yani açıp kadar dinleyelim mi? Ha? Açtım. O kadar başlıyor. Söylenemeyenleri söylüyor. Kah düşündürüp kah eğlendiriyor. Olacak o kadar başlıyor. Bu iyi dönem değil ya. 1996 dönemi lazım bize. ...96 dönemi en iyisi bence. Best. Çay ver koçum. Tamam Mesut abi. Ne var ya, sıkıntılısın? Evet sıkıntılıyım. Hayrola? Bak benim bu dünyadaki en iyi arkadaşım kim? Herhalde ben. Tamam sen. Sana bir sıkıntımı söyleyeceğim ama sakın bana gülme. Aşk olsun abi. Biliyorsun biz Gülcan'la sevişerek evlendik geçen yıl. Ama şu sıralar içime bir kurt düştü. Anla işte ha. Yahu merak ettirme de söyle ne söyleyeceksen. Gülcan ya beni başka biriyle aldatıyorsa? Aldatmaz. Yapmaz Gülcan yenge öyle şey. Canım şu sıralar gözü üstünde takip ediyorum. Yapmıyor. Ama ya fırsatını bulduğunda aldatırsa ne olacak? Olur olur. Diyorum ki şunu bir sınasak ha. Nasıl olacak o iş? Birazdan alışverişe çıkacak sen de onu asıl ha. Yahu git Ali ya, olur mu öyle şey? Abicim sen bak. Akıl bakalım ya. Bana olan sadakatini görmek istiyorum. Buradan yeterince siyasi hiciv çıkmayacak galiba. Cem Sepetçi sağ olasın. Gidiyor gidiyor hadi git arkadaşlık tek. Davut Özdemir 310 yıldız göndermiş. Bu da benden minikleri olsun CS. Eşimle o çoğunlukla izlemese de seni severek izliyoruz. Ark ve bu neymiş sevdalılar olarak selamlar olsun yayınlar demiş. CS dur kontrat yapma. Ersel Kaan Altıök 100 yıldız yok göndermiş. Yok ya ben Facebook gemiyle kaçmışım şimdi. Ne olacak? Metaverse kursalar yine Metaverse'in içine de. En siyasi skeci jet ski. Yaltırık jet ski'yi çok izledik ya. Başka neler var? Biri konuşuyor ilk başta Sardu Karno. Ha şey diyor. İşte gidiyor. İnşallah umduğum gibi değildir. Hadi hayırlı. Abi Dune opening yazsana. Designer'e gülüyor olması lazım. Biri konuşuyor ilk başta. Sardık Armin. Ha şey diyorsun değil mi? O ne biçim konuşma öyle? Beğenmedin mi? Beğenmediysen İngilizce hitap edeyim beybim. Terbiyesiz. Kaçma ürpek beyladım. Diye bir ses geliyor böyle. Yol ortasında ne biçim konuşuyorsun? Deli misin sen? Evet deliyim ya. Deli etti beni senin bu seksi güzel yürüyüşün. Bana baksana sen. Bakayım. Sen de bana bak. Aşkla bakışsın gözlerimiz. Salak! Allah kahretsin. Ne oldu? Ne dedi? Oğlum boşuna şüpheleniyorsun. Kadın son derece namuslu. Kafanı kırdı çantayla. Bak ne kadar iyi taklit ettim şimdi anlayacaksınız. Zaten hiçbir kadın ilk seferinde evet demez. Bir daha gitsen. Biz işimizi sağlama alalım. Bak bu sefer efendim. Peki Marty McFly? Ha efendim? Seçkin Onar doğum günü dün CS ancak gelebilir mi yayınlar? Doğum günü kutlu olsun o zaman. Murat Celil Özcan 100 yıldız göndermiş eyvallah. Efendim? CS madem bu attıklarımızdan da katkımız oluyor. Kartın limitin sonunu da daha böyle sallıyorum son atışımla birlikte. Cansın dostum nice yeni nesillere destek olabileceğimiz yayınlara diyelim. Eyvallah Anıl Derya sağ olasın. Marty McFly? Ha? No? Marty McFly'ı yakalayan bir tek ben olamam herhalde burada. Tamam. Marty McFly'dır ya bu. Bayağı. Aynı kıyafet yani. Net. Gömlekte de aynı tarz var. Farklı bir zaman adamı bunlar. Asıldı da Marty'nin annesi. Aa, evet 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 bu arada. Geçmişten gelip kanı annesine asılıyor. Vardı öyle bir sahneleri bunların. Asılmaya çalışıyor, asılamıyor. Aa burada yelek değişmiş ama. Ulan şu sahnede ne tutmuştu be? Kendi gibi asıl tamam mı? Zengin tanıp kendini ha? Ya abicim yeter ya. Ya ne olur benim hatırım için Nusret'cim. Melih Mert 100 yıldız. Akdeniz Erbaş. Oo. Hayda. Akdeniz Sardukar şarkısını ne zaman yayınlıyorsun ya? Ha? Ufak da olsa bugüne bir katkım olsun yayınlar millet. Bu arada Ark için bir şeyler düşünüyorum. Umarım yetişecek demiş Akdeniz. Ya her türlü yetişir abi. Ark'ın biteceği yok ki.
Arman Dinç 184 yıldız göndermiş. Kaçırmışım TGV'ni şuradan iliştireyim demiş. Eyvallah. Yine gitti, hadi hayırlısı. Tam vaktinde. Hocam özür dilerim. Demin size çok kaba davrandım. Oysa siz çok iyi şeylere layıksınız. Gene mi sen? Evet gene ben. Ama lütfen dinleyin beni. Şu Ali'de ne buluyorsunuz anlamıyorum. İşsiz güçsüz zibidinin biri. Oysa ben varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Zenginim. Güneyde babadan kalma bir çiftliğim var. O çiftlikte at yetiştiririz. Ben atlardan çok iyi anlarım. Gidiyor musun, polis mi çağırayım? Sizi çok mesut ederim. Paraysa para, arazi ise arazi, iki de çocuğumuz olur. Şimdi bağırıyorum. Üç de olabilirse... gidiyorum, gidiyorum. Karıcığım. O ne biçim kapı lan? Artık için rahat etsin. Yengenin namusuna laf yok. Bu işi de burada kapatalım. Öyle diyorsun ama bakalım samimi olduğuna inandı mı? İnandı tabii. Belki de meyilli ama önce sana inanmak istiyor. Bir yerde oturup konuşmayı bekleyin. Samimi olduğuna inandır. Efendim? Hadi Nusret, hadi. Allah Allah. Yine gidiyorum. Efendim? Girdiler. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Hadi hayırlısı. En sonunda kızı kaptıracak mı acaba? Ne oldu, ne konuştunuz? Hiç. Havadan sudan. Eve mi gitti? Galiba. Nusret bak ne diyeceğim. Sen de eve git. Daha neler? Ya yaptın bir iyilik, sonunu getir. İçim tam rahat etsin istiyorum. Ya Ali'cim saçmalama, yeter. Ya, hadi hadi. Ben seni evin önünde bekleyeceğim. Hadi. Hadi Nusret'ciğim. Peki, hadi. Peki. Yine gitti. Hadi. Sofrada benim de bir tutum olsun. Yayınlar abi, efsane bir detay sen demiş Alper Reis. Eyvallah. Ne oldu? Hiçbir şey. Kahve içtik, fal baktık. E'si işte bu. İçim sıkılıyormuş. Üç vakte kadar yol varmış falan filan. Onu sormuyorum oğlum. Başka ne yaptınız? Başka hiçbir şey yapmadık. Kadından boşuna şüpheleniyorsun. Son derece namuslu bir kadın. Bu işe bir kesinlik kazandırmamız lazım. Yarın bize bir daha geleceksin, tamam mı? Gelirim ama bak senin güzel hatırın için. Bu... Aa, adam başka birisi seslendirmiş. Şeyi gördünüz mü? Dışarıda bekleyen adamın seslendirmesi değişmiş lan. Bak bak. Ne oldu? Hiçbir şey. Kahve içtik, fal baktık. E'si işte bu. İçim sıkılıyormuş. Üç vakte kadar yol varmış falan filan. Onu sormuyorum oğlum. Başka ne yaptınız? Başka hiçbir şey yapmadık. Kadından boşuna şüpheleniyorsun. Son derece namuslu bir kadın. Bu işe bir kesinlik kazandım. Martin McFly geçmişe gidip annesiyle sevişince tamam, çocuğun hissesi değişti arkadaşlar. Ve bu sefer kapıda beklemeyeceksin. Kahvede oturacaksın. Ben gelip sana her şeyi anlatırım. Sağ hadi ol. Eyvallah. Sağ ol canım arkadaş. Beni en yakın arkadaşımla aldatıyor. Yaktım çıranı Gülcan. Habere bak habere. Ali Kuşkonmaz 37 kendisini en yakın arkadaşıyla aldatan karısı Gülcan Kuşkonmaz 35'i 6 yerinden bıçakladı. Vallahi az bile yapmış abi. İyi yapmış abi, iyi yapmış. Ya şu kaltan yaptığına bak. Hem de adamın en yakın arkadaşıyla yapıyor. Bu karı milletinden korkacaksın abi. Karı milletine güven olmaz abi. Ulan acaba benim karı da yapar mı? Yok be abi, niye yapsın ki? Mahmutçum içime bir kurt düştü. Ne olur senden rica edeceğim. Benim karıyı da bir yoklayıver. Hadi abi. Abi olur mu, ne yapıyorsun olur, ya? Olur olur. Hadi Mahmutçum içim rahat etsin. Wow. Skeçe bak. Lanet olsun secdeveler, görüyor musun? Nerelere gelmişti? Birlikteyiz. Kaçırdığınız isteklerinizden oluşan bir bölüm bu. Gülmeye hazırsanız başlıyorum. Sayın seyirciler, bugün yine yumurtaya, ete, süte, tüpe zam geldi. Ulan sizin tüpünüze de topunuza da tövbe tövbe. Akşam akşam adam günah sokacaksınız ya. Yurt dışında Mesut Yılmaz'ı yumruklayan saldırganın yaptığı açıklamalar devleti şaibe altında bıraktı. Ulan ne iş ya? Kırdılar adamın canın burnunu, iyi mi? Hiçbir şeyin değişmemesi. Bir kamu kuruluşunda büyük çaplı bir yolsuzluk daha ortaya çıkarıldı sayın seyirciler. Ulan insafınız kurusun be.
Yuh be! Konuyla ilgili basının sorularını yanıtlayan bakan, yolsuzlukların üzerine kararlı bir şekilde gidileceğini söyledi. Yok ya, daha neler? Ayrıca bakan, kısa sürede icraatlarında başarılı olduklarını, ülkenin daha iyiye gittiğini söyledi. Nah, daha iyiye gidiyor. Adamı keriz yerine koyuyorsunuz be. Bizde kafa yok. Biz aptalız çünkü. Bu ne lan? Anam. Ne oldu lan benim? Hayırdır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Saniye. Oo. Çok iyi değil mi? Sadece diyalog da yok artık. Levent Babapul gerdandan oynuyor. Saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Saniye. Bana bak, bulaşık yıkıyorum. Çay isteyeceksen kalk kendin yap. Lan başlatma çayını be. Başlana. Ne var? Bu var. Puh, rezil herif. Bana yapmadığın bir bu kalmıştı, onu da yaptın ha. Saniye. Bir saniye. Bak hiç tınıyorum ahlaksız. Bir saniye, sana yapmıyorum şekerim. Yalancı, kime yapıyorsun? Duvara mı? Saniye, elim böyle kaldı, dur. Ha? Ne? Yahu anlamıyorsun ki saniye. Elim diyorum böyle kaldı diyorum, anlamıyorsun. Çözemiyorum, uğraşıyorum, çözülmüyor. Al çöz, çözebiliyorsan al. İnsan bir tuhaf oluyor, tutsun şu tarafa. Hay Allah. Allah'ım yarabbim. Ah. Ne yaptın da böyle kaldı elin? Canım, politikacıya böyle yaptı televizyonda, o da öyle kaldı işte. Yahu ne tuhaf adamsın Kerim. Ne bileyim birader ya, yapmaz olaydım, Allah kahretsin ya. Sabunlasak da mı? Levent Yıldırım, sağ olasın. Ne bileyim anacığım. Okuldan geliyorum, sınavım çok iyi geçti. Geçeceğim galiba. Yaşa, tebrik ederim seni be, bravo. Öpeyim babacığım. Öp bakalım, al. Baba, sınavımın iyi geçtiğine inanmıyorsan, böyle mi yapman lazım? Ne yapıyorum be oğlum? Öpeyim dedim, derdim ki son elimi verseydim. Al buyur öp. Baba, çek şunu, aramız kötü olacak öp şimdi ha. Öp diyorum, öpeyim diyorsun ya. Oğlum, sana yapmıyor. Sen de çevirme şunu çocuğa. Sana çevireyim o zaman. Bana da çevirme. Nereye sokayım lan ben bunu? Cebime sokayım da kimse görmesin bari. Tövbe yarabbi. Oğlum, elim kesildi. Bir saattir uğraşıyoruz alandan, açamıyoruz. Ya olacak iş mi ya bunda? Açamıyorsan sen aç, buyur. Yavaş, yavaş kıracaksın adamın elini, yavaş. Baba, bu kerpeten gibi sıkışmış ya. Bırak, senin gücün yetmeyecek, bırak. Kahveye gideyim, orada güçlü kuvvetli arkadaşlar var, belki onlar çözer. Şöyle cebime de sokayım da kimse görmesin. Bana bak, bir tane de iyi konuşulur mu? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Niye böyle ya? Merhaba Bilal. Yani, inanılmaz lan bu. Yani bunu bayağı hani alıp skeç katı bir sonuna kadar götürmek var ya. Nereye kadar arttıracaklar acaba yani? Tokat var mı bu skeçte peki? Hayrola Kerim? Ne oldu? Sen güçlü kuvvetli adamsındır. Sen bakma. Sana bir şey göstereceğim. Az bir şey öyleyimdir. Ne göstereceksin? Bunu. Bu ne lan? Ulan Elif'e bak. Getirmiş dayamış burnuma. Sen bakma. Ulan sen ne demek istiyorsun? Bak hala yapıyor. Abi yanlış anladın. Onu demek istemedim ya. Ben bunu gösterdim sadece. O kadar. Bırak ulan geberteyim şu angutu. Ya. Ne oluyor çocuklar ya? Ya el kol hareketi çekiyor. Ne oluyor Kerim abi? Ya şunu gösterdim ya. İndir elini ya. İzah edeyim sana. Dur, izah mı? Git bu kahveye bir daha da girme. Hayret bir şey ya. Çıkar şunu ya. Tamam gidiyorum ya. Tamam gidiyorum ya. Peki bu ne olacak? Bunun ne olacağı var lan? Hiç böyle şey görmedim. Ben de görmedim. Felç mi geldi adama? Ne oldu? Anlamadım ki. Çözebildiler mi acaba? Ya durun. Ya yanlış anladınız. Susun kurban olayım ya. Ne oluyor Kerim? Ya Joker'in prequeli değil mi ya bu? Ha? Joker'in prequeli değil mi? Levent Kırca'nın burada üstünde bir tane şey kartı bulundurması gerekmiyor mu? Sizlere nah çekmiyorum, elimin nah gibi kalma rahatsızlığı var filan de böyle bir tane kartı olacak. Onu verecek böyle millete. Ulan sen mi biz nah mı çekiyorsun filan diyecekler. Kartı verecek, yine de dövecekler onu. Ondan sonra slow motion müziklerde ağlayıp böyle dans ederek merdivenlerden. Bence olsa olur.
Ne olacak? Taksiyi durduruyorum, dur diyorum, bir şey zannediyor. Komşuya merhaba diyorum, bir şey zannediyor ya. Komşuya bunlar yok yolda. Eyvahlar olsun Kerim. Sen git bugün iş yerinden izin al, bir doktora gidelim. Bu böyle olmayacak. Bak hala düzelmemiş. İş yerinde otorite kurmak çok önemlidir Artun Beyciğim. Yani sen iyice koyuvermişsin ipleri. Nerede hata yaptım bilmiyorum. Karşımda sakız bile çiğniyorlar. Biri bana yapacak böyle bir şey, anında kovarım namussuzu. Çalışanın saygısı azaldı mı işler cıvır. Gel. Affedersiniz efendim, bir maruzatım olacak. Yok artık ya. Ne lan bu asker arkadaşının karşısındaymışsın havası? Estağfurullah efendim. Ne münasebet. Çıkar lan elini cebinden. Yok, çıkaramam efendim, yok. Bir de tersleniyor. Çıkar dedim sana. Ama beyefendi. Çıkarsana lan. Kovarım Allah'ıma. Peki, sen istedin. Al. Müzik yapmışlar bir de. Ya bir de müzikli yapmayın bari. Zoom'lu müzikli yapmışlar. Çin filmi gibi. Çıkarsana lan. Kovarım Allah'ıma. Peki. Sen istedin. Al. Evet. Yanlış anlamayın beyefendi. Size yapmıyorum. Bakın. Bana mı yapıyorsun lan? Pardon patron. İzin verin. Sokayım şunu bir yere. İzin verin. Veriyorum. İzin veriyorum. Ömür boyu izinlisin. Kovuldun. Ama patron... Defol! Bir de işten olduk anasını satayım. Ne yapalım? Hele bir çözdürelim de gider anlatırsın. Böyleyken böyle oldu dersin. Buyurun, doktor bey sizi bekliyor. Öyle mi? Sağ ol. Şikayetiniz neydi? Elim. Elimden şikayetçiyim beyefendi. Asma mı yaptırdınız? Hayır efendim, yok. Ben sardım. Durumu biraz tuhaf da. Evet, lütfen bir bakar mısınız? Bu yüzden başıma gelmedik kalmadı doktor. Merak etmeyin. Çok zor durumda kaldık merak doktor. Merak etmeyin. İşte buyurun. Bu ne bu? Şaka mı bu? Şaka olur mu beyefendi? El işte. İndir lan elini. Vallahi Hipokrat yemini falan tanımam. İki tane çakarım sana. Doktor bey yapmayın. Bu yüzden zaten çok dayak yedim. Bari siz yapmayın efendim. Bak hala yapmayın. Doktor bey ne olur. Bu onun hastalığı. Eli böyle kaldı. Evet. Allah Allah. Yemin ederim one bad day ya bu. Yemin ederim Joker origin story ya bu. Eli böyle kaldıktan sonra Batman'den dayak yiyen Arthur Fink makyaj yapıp Joker olmaya karar verir. Dur bak bakayım aç. Bir bakın lütfen kurban olayım. Şu tarafa doğru şapayım da üstünüzü alın bunlar. Anlaşıldı. Ani bir kireçlenme vakası. Bir eklem sorunu. Eli çeşitli şekillerde tutulanları gördüm ama bu şekilde tutulanı da ilk defa görüyorum. Derhal ameliyat alınması lazım. Çok teşekkür ederim doktor. Sayenizde elim eski haline döndü. Başka bir şey kalacak şimdi. Sağ olun. Yalnız bundan sonra biraz dikkatli olun. Eklemleriniz böyle ani sinirli bir hareketle tekrar kasılabilir. Hiç merak etmeyin doktor. Artık sinirlenmek yok. Şöyle falan mı kalacak? Öyle göz var mı doktor? Borcumuz ne kadar doktor? 100 milyon lira. 100 milyon? 100 milyon. 100 milyon. Ameliyathane, narkoz falan 100 milyon. 100 milyon. Evet. Nah, veririm sana 100. Ah. Bu sefer de böyle kaldım. Ne yaptın Kerim? Böyle kaldım şekerim. Aman be Kerim, niye öyle yaptın doktoru? Artık 500 milyon da versek açtıramayız kolunu. Aman bırak böyle kalayım hanım. Nasıl olsa bu memlekette bu hareketi hak eden dünya kadar insan var. Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.